Ve MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli seçim stratejisini belirlemek için Kızılcahamam'da günübirlik kamptaydı. Bir kez daha adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve onun kazanması için gayret göstereceğiz dedi Bahçeli. İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışması için de bakın neler söyledi. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir kez daha altını çizerek söyledi. Adayımız Erdoğan'dır dedi. Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. Devlet Bahçeli partisinin 24 Haziran yol haritası için Kızılcahamam'daydı. Toplantı öncesinde bir geleneği yerine getirdi. Ülkücü şehitler anıtını ziyaret etti. Sonra da kameraların karşısındaydı. Zamanında yapılamayan her seçim baskın seçimdir. Ancak ifadesindeki kibarlık onu erken seçim olarak yorumlatır. Cumhurbaşkanının yaptığı bozkurt işaretini ilk kez yorumlarken keyifliydi. Şimdi Türkiye'de bozkurt işaretini yapmayan kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu bir yaptı, saygı duyduk. Başbakanımız yaptı, saygı duyduk. Recep Tayyip Erdoğan yapınca niye kıskanalım yani? Değil mi? AK Parti ile MHP ortak miting yapacak mı? Bahçeli o soruyu da yanıtladı. Ortak miting yapmak yakışık olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz de kendimizi kendi bacağımızdan asacağız ama ipi bizden olursa. MHP liderine YSK'nın yasada değişiklik olmazsa İyi Parti seçime giremez dediği, AK Parti'nin de Bahçeli'nin itirazı üzerine bu düzenlemeden vazgeçtiği haberleri hatırlatıldı. Allah'tan bir dileğim var. Bir günde basın doğru yazsın. Yüksek Seçim Kurulu seçime girebilir diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince? Başka partilerden almaz. Alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteriyoruz.